Ama Kars'ta yaşanan olaylardan dolayı da büyük bir üzüntü duymaktayız. Evet, seçimlerden önce biz bunları il yönetimi olarak tespit ettik. Yaklaşık burada Merkez İlçe Seçim Kurulu'na 3501 kişiyle ilgili itirazda bulunduk. İki farklı adreste 3501 kişinin yaşadığını tespit ettik. Bunların TC kimlik numaralarından ad soyadına varana kadar hepsini sıralı bir şekilde ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. Daha sonra il seçim kuruluna itirazda bulunduk. Bununla ilgili bir şey çıkmayınca bunu genel merkezimize bildirdik. Genel seçim, hukuk ve seçim işlerinden sorumluyla ilgili bizzat ilgilendi. Hem Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarda bulundu hem de Milli Savunma Bakanlığı ile bir görüşme sağladı. Maalesef seçimden önceki süreçte her ne kadar itirazlarda bulunsak, bununla ilgili bir direniş de göstersek kabul edilmedi. Gerekçelerde görevli personeller burada kış tatbikatı yapılacağını söylediler. Ondan dolayı da görevliler Türkiye'nin her yerinde bütün vatandaşlarımızın oy kullanma hakkı olduğunu söylediler. Yalnız biz bunun bir yerel seçim olduğunu, bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmuş olsaydı Türkiye'de kullanılan oyun, evet, her vatandaşın oy kullanma hakkının olduğunu söyledik ama bu bir yerel seçimdi. Yaklaşık işte biz 3501 kişiyle itirazda bulunduk. Dağınık halde yaklaşık 4180 kişi tespit edildi. Bu 4180 kişi belki işte diğer büyük şehirlerde yaşayan insanlar için büyük bir rakam olarak ifade edilmeyebilir ama Kars'ta mevcut oy kullanılan 44 bin kişinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bir önceki seçimde HDP %26 oy almıştı. Milliyetçi Hareket Partisi %24 oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de %22 oy almıştı. Aradaki farklar %2 civarında olan fark ama %10 bir seçmen taşımıştı. Bu seçimi direkt etkileyen bir seçimdir. Benim kendi bakış açım, partimin de bakış açısı bu ölü doğan bir başkanlıktır. Yani burada yapılan şeyler halkın iradesine ipotek konuldu. Kars'ta yaşamayan seçmenler bir günlüğüne buraya geldi ve Kars'ın 5 yıllık belki de yani geri dönülmez 30 yıllık bir Kars'a yerel seçimlerine etki eden bir seçim oldu. O yüzden dolayı çok üzüntülüyüz. Bunu da sadece üzüntüyle kalmadık. Bununla ilgili de şikayetlerimizi de hem genel merkez düzeyinde hem de il örgütü adına her ortamda dile getireceğiz. Bunu 5 yıl boyunca da anlatacağız. Yani çünkü biz bunun bir meşru bir başkanlık olduğunu, meşru bir seçim olduğunu asla kabul etmiyoruz. Bu hem belediye meclis üyesine yansıdı, hem il genel meclis üyesine yansıdı. Bütün dengeleri alt üst etti. O yüzden de asla kabul etmiyoruz. Kars'ı kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'de olduğu gibi Kars'ı da en belirgin buralarda kutuplaşma söz konusu olabilir. Çünkü burada hem Kürtler hem Türkler yıllardır bir arada yaşamışlar ve bunu mevcut iktidar maalesef hazmedemiyor. Kutuplaştırmak için, bu ortamı daha da germek için böyle bir sürecin içerisine girdiklerini düşünüyorum. Değiştirilebilecek nicelik olarak küçük olan şehirlerde bunları yapabilme imkanları vardı. Dediğim gibi 4000 oyu İstanbul'a taşısalardı, İzmir'e taşısalardı, Antalya'ya taşısalardı 4000 oy bir şeyleri belki çok değiştirmeyecekti. Ama az önce bahsettiğim Iğdır ve Kars gibi yerlerde 4000 oy yaklaşık Kars'ta %10, Iğdır'da %15 oya tekabül eden bir oy. Çok ciddi bir oy. Bu şekilde yapmaya çalıştılar. Ama bunu ben inanıyorum ve şu an gözlemliyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nden ya da Iğdır'da işte AKP'ye oy veren seçmenler bile inanılmaz bir şekilde rahatsızlar. Çünkü onlar bir günlüğüne geldiler. İşte seçim günü Cumhuriyet Mahallesi'nde işte Atatürk İlkokulu'na gittiğinde gördüğüm tablo çok ürkütücüydü. Kocaman bir okul bahçesi vardı ve okul bahçesinde binlerce asker içerideydi. Ve bunlar tamamen hepsiyle de konuştum, konuşmaya çalıştım aslında. Hiçbir asker bir tek yanıt vermedi. Nereden geldin, nerelisin, ne iş yaparsın, bunlarla ilgili bir konuşmaya çalıştım. Hiçbiri cevap vermemişti. Tamamen bunun üzerine gelmişlerdi. Hatta ondan not aldım. Sadece Atatürk Mahallesi'nden örnek veriyorum. Orada 4315 geçerli oy kullanılmış. Şimdiye kadar Atatürk Mahallesi'nde hep 6 sandık olurdu. Yaklaşık 2000 dolayında bir seçmen olurdu. Ama bu dönem orada 18 sandık vardı. Yaklaşık 6000 seçmen vardı. Bu 6000 seçmenin 4315 tane geçerli oy vardı. Şimdi rakamları açıklıyorum. Biz zaten o 6 sandıkta mevcut şeyimizi aldık. 525 tane Cumhuriyet Halk Partisi,
377 tane DEM Partisi, 402 tane İyi Parti, 162 tane Yeniden Refah Partisi, 126 diğerleri alırken, yani çok çarpıcıdır, 2723 tane Milliyetçi Hareket Partisi oy aldı. Bunların oy verdikleri, oy eğilimleri zaten buradan çok bariz belli oluyor. Bunun dışında Orta Kapı Mahallesi'nde, işte Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'nda benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız.